Münafık sinsidir. Münafık züppedir. Asidir. Ahlaksızlık yapmak için fırsat arar. Her gürültüyü kendi aleyhine zanneder. İtaat münafığın kabul etmeyeceği bir şeydir. Saygı münafığın kabul etmeyeceği bir şeydir. Ruhu böyle lağım gibi kaynar. Acaba bugün ne pislik yapsam, ne ahlaksızlık yapsam, ne oyun yapsam diye kaynar. Münafığın bir yönde kendini masum göstermesidir. Kendini çok iyi, sureti haktan, kaliteli, seçkin, en iyi göstermek ister. Her şeyin en iyisinin kendisinde olduğunu iddia eder münafık. Ama böyle lağım gibi de kaynayarak etrafını rahatsız etmek için ne yapacağını şaşırır. Bir günü normal geçmez münafığın. Bir saati normal geçmez. Sürekli bir pislik, bir melanet, bir ahlaksızlık, bir itlik ve Allah onu o haline sürekli ezer. O manevi gerilimden sürekli çöker, sürekli daha yaşlanır, daha bitap olur. Allah hem cehennemini genişletir, hem dünyasını mahveder. O yüzden hükümetin başına gelenler de, karşılaştıkları da hep münafıklardan. Münafık kindardır. Hep fitneyi yarar. Fitnecilerle işbirliği yapar. Normal dürüst Müslümandan hoşlanmaz münafık. Nerede böyle cinsiz sapık, hayasız, ahlaksız, it kopuk, karaktersiz insan varsa gider onları arar. Onlarla sırdaş olur. Onlarla ahbap olur. Onlarla hemhal olur. Onlara karşı çok yadakadır münafık. Küfre karşı çok yadakadır. Çok uyumlu, saygılı ve itaatlidir. Müslümanlara karşı anarşist, azgın, küstah, kavgacı, fırsat kollayan ve kahpe bir yapısı vardır. İt karakterlidir. Yani her türlü imkanı kullanmak ister. Mesela normal oturduğun halde sohbete orada da bir pislik yapmak ister. Yani oturmasında, kalkmasında her hareketinde bir pislik ve melanet eğilimi olur. Yani içinde rahmani bir duygu olmaz. Şeytani olduğu için adeta şeytanın Müslümanlar arasında dolaşması gibi olur. Nerede ne pislik yapacağını bilemez. Onun için mesela Rumiliğin içinde şeytanını arıyorlar. Mesela Darwinizmin içinde şeytani eylemleri arar. Nerede homoseksüel, Darwinist, Rumi, Allah İslam düşmanı varsa gider onun yalakası olur. Ama gizlice veyahut açık. Müslümanın hiç hoşlanmaz münafık. En dindarına en çok nefret duyar. En çok çalışanına en çok nefret eder. En faydalı olanına en çok nefret eder. İslam'a en çok katkısı olana en çok öfkeyi duyar. Böyle kin dolu bir lahım torbası gibidir münafık. Sürekli Müslümanları gereksiz şeylerle meşgul etmek ister. Bak hükümetin başına neler çıkarttılar. Mesela gayet güzel giden, bereketli çalışma içinde olan hükümeti nasıl açmaza sokmaya çalışıyorlar? İngilizlerin devletini bak hükümet açıkça ağzına alamıyor. Çünkü çirkef bir yapı. Münafık çok çirkeftir. Çok saldırgan ve iftiracı ve alçaktır. Haysiyetsizdir yani. Melundur yani. Melanet vardır yüzünde. Onu gizlemeye çalışsa da o melanet sürekli ondan kaynar. Bak çirkefliklerinden çekindiği için hiçbir ülke İngilizlerin devleti deccaldir diyemiyor. Darwinizme karşı hiçbir ülkenin lideri açıkça tavır alamıyor. Söyleyemiyordu. Bak münafık ittifaklarına bakıyoruz. Hep aynı kafada. Darwinist, materyalist, ateist, Rumi, homoseksüel, çirkef,
sinsi, gizli işaretler veren, gizli dil kullanan, gizli konuşmalar yapan, gizli yazılar yazan, sürekli gizlilikten hoşlanan, Müslümanlara zarar vermeye, küfre de fayda vermeye gayret eden, Müslümana karşı küstah, küfre karşı boyun eğici, Müslümana karşı sinsi, küfre karşı açık, şeffaf, sırdaş. Mesela münafık asla Müslümanı sırdaş edilmez. Ama mesela bir ateist homoseksüeli çok koyu sırdaş edinebilir. Ondan dost olur. Her şeyini ondan paylaşır. Çünkü alçak olduğunu ve satılmış olduğunu ona gösterir. O adam mesela bakıyor ki ateist, dinsiz ya din karşıtı. Ya diyor bu bayağı kahpe, alçak. Kendi dinini, kendi insanını düşman olarak görüyor. Satılmış, dönek ve azgın ve vefasız. E o zaman diyor ben bunu dost edinebilirim, güvenebilirim. Çünkü bunun Müslümanlıkla hakikaten alakası yok diyor. O yüzden münafıka çok güvenir öyle tipler. Ama aynı zamanda tiksinir ve nefret ederler. Çok aşağılık görürler. Ama kullanmak için de çok ideal görürler. Münafığın küfre ve ehli delalete gösterdiği saygı ve hürmet tarif edilecek gibi değildir. En uç noktada hürmet eder. En uç noktada itaat eder. Vefalıdır ve sadıktır. Şeytaniyete karşı. Ve hayrandır. Boyun eğicidir. Müslümana karşı da sürekli anarşist, kargaşacı, kavgacı, fırsatçı ve alçak ruhludur. Ama onlar da olmazsa cihadın heyecanı pek olmaz. Yani münafığın olmadığı bir ortamda Müslüman cihadın lezzetini tam tadamaz. Mücahadenin lezzetini tam tadamaz. Şeytanın yenmenin zevkini tam tadamaz. Onun için Müslüman şeytan avcısıdır. Yani münafık avcısıdır. Münafığa, şeytana aman vermez. Yani onun en heyecanı, küfür o kadar değildir. Küfür daha açık, sarihtir. Yani küfürle mücadele açık, cehri olabilir. Ama münafık sinsi, gizli, oyuncu ve karanlık olduğu için onu yakalamak bir zeka oyunudur, bir akıl çalışmasıdır. Derin akıl gerektirir. O da akıllı insana zevk verir. Yani münafıkla bir satranç maçı gibidir bu. Yani usta bir mücadeledir. Kafirle öyle satranç maçı gibi mücadeleye gerek yoktur küfürle. Doğrudan yani direkt adam zaten karşındadır, konuşur, anlatırsın. Adam ikna olur veya olmaz. Ama münafık öyle değildir. Münafık bu kalemun gibi yüzünü de istese değiştirebilir. Ve bir anda mesela iblis gibi bakabilir, şeytan gibi. İğrenç bir bakışta uzun uzun şeytanın hipnozuna girebilir. Mesela dakikalarca iğrenç bir bakış yapabilir. Mesela bunu normal bir insan yapamaz. İblis ruhluların, münafıkların özel yeteneğidir. Ama bir anda da melek gibi görünmeye çalışabilir. Çok masum, çok terbiyeli, çok itaatli görünmeye çalışabilir. Sesini çok tatlı hale getirebilir. Çok insancıl, çok kibar da gösterebilir. Ama isterse de çok çirkef, küstah, haysiyetsiz, böyle namussuz, saldırgan, pislik hale gelebilir anında. Yani o şeytani yeteneğinden kaynaklanır. Mesela şeytan da isterse bir anda şekil değiştirebiliyor. Mesela cin şeytanlar bir anda normal görünümlü bir kadın görünümüne girebilir veya normal görünümlü bir erkek görünümüne de girebilir. Ama istese bir anda çok iğrenç ve korkunç, dehşet verici bir mahluk haline de gelebilir. Şeytanın özelidir. Münafık da böyledir. Acayip yeteneklidir. Yani her hale, her şekle anında girebilir. Her fırsatı müthiş yakalar münafık. Ve çirkeflik ustasıdır.
Yani ahlaksızlıkta çok yeteneklidir. Her türlü pisliği yapmada, namussuzluğu yapmada, saldırganlığı yapmada çok ince oyuncudur. Ağlamayı çok iyi kullanır, hadiste belirtilmiştir. Yani münafığın özelliğidir. O Yusuf suresinde de belirtilmiştir. Nerede ağlayacak, nerede susacak, nerede saldırganlaşacak, nerede pislik yapacak? Şeytanın ilhamıyla muazzam yetenek gösterir. Onun için münafıksız bir toplum güçlü bir cihat yapamaz. Yani hükümetin de tabii ki münafığı var. Devletin de münafığı olur. Devletin içinde de münafık olur. Hükümetin içinde de münafık olabilir. Bu hükümetin zinde ve güçlü olmasını sağlar. Mesela münafık hareketi olmasa Türkiye böyle birleşemiyor. Birleşemez. Ne yaparsan yap birleşemez. Ama esaslı bir münafık atağı olduğunda bak nasıl Cumhuriyet Abdülhamit döneminden beri yok böyle bir şey. Akıl almaz bir birlik meydana geldi. Bir münafık atağında. Ve esaslı bir toparlanma oldu. Ve insanlarda birbirine karşı sevgi ve şefkat gelişti. Ama münafık hata olmasa bu olmaz. Mesela münafıkların ince şeytanlıklarını hükümet görüyor. Hayretler içinde kalıyor. Mesela müthiş bir yetenek gösteriyor münafık. Muazzam yetenek gösterir. Yani onu sezmek çok çok güçtür. İşte bu aklı geliştirir. Yani müminin Kur'an ayetlerini iyi uygulamasını sağlar. Münafığın günü, ayı, dakikayı, saniyeyi müthiş kullanma yeteneği vardır. Yani o da şeytanın ne kadar dakik ve dikkatli olduğunu gösterir. Şeytan bir saniyeyi bile boş harcamak istemez. Münafık da bir saniyesini bile boş harcamak istemez. Yani mutlaka pislik yapmak ister. Ve iyinin yanına kötüyü de koyar münafık. Yani mesela güzel bir yemeğin yanına zehiri de koyar. Güzel bir sözün yanına pislik bir sözü de koyar. Güzel bir cismin yanına pis bir cismi de koyar. Karışık yapar yani. Münafığın özelliği doğrudan pisliği sunması değildir. Güzelle çirkini karıştırır. Pislikle temizi karıştırır. Öyle yapar yani. O onun tuzağıdır. Yemleme yöntemidir. Bilmeyen düşer. Ama küfürlere de küfre doğrudan çirkinlik doğrudan sunulur. Küfür doğrudan sunar. Ve anlarsın, görürsün. Ama münafık öyle değildir. Yani onun maskesi çok yoğun girift bir özellik gösterir. Yani o maskenin içinde onu sezmek özel yetenek, akıl gerektirir. Onun için Resulullah devrinde de münafıkların fark edilmesi çok zor oluyordu. Yani tespit edilmiş 300 münafık vardı. 900 Müslümandan 300'ü münafık. Yani akıl almaz bir güç. Münafık uzlaşmacı değildir. Yani kapayıcı, kilitleyici, açmaza sokucu, yolu kapayıcı, neticeyi asla kabul etmeyecek bir çizgide olur. Yani her yeri çıkmaz sokaktır münafığın. Uzlaşamaz. Mesela böyle dersin oradan kapatır. Öyle dersin oradan kapatır. Yana gödersin oradan kapatır. Başka türlü kapatır. Yani mümkün değildir. Yani münafığın hoşnutluğu mümkün değildir. Her yerde bir pislik yapar. Mesela onun lehine yaptığın bir şeyden oradan da bir pislik çıkartır. Onu düzeltse Müslüman, onu düzelttiği yerden de bir pislik çıkartır. Yani ruhunu şeytana sattığı için kesintisiz devam eder. Mesela peygamberle savaşa çıkacak. Evim açıkta diyor. Şimdi bak açmaza soktu biliyor musun? Kilitlemeci. Tamam diyor peygamberimiz. Evinin halkını ben gereken şekilde ilgilenip halledeceğim. Savaşmayı bilmiyorum diyor. Aa bir tane daha. Tamam diyorlar. Biz sana savaşmayı öğretelim. Gel bak şöyle tutacaksın, böyle yapacaksın.
Evet diyor. Hadi diyor şimdi savaşa çıkalım. Hava çok sıcak diyor. Yani ahlaksızlık yapacak ya. Kilitlemeci bak. Sürekli kilit diyor. E o zaman akşama doğru yapalım diyorsun. Serinlikte olsun. O zaman da hava soğuk diyor. E neyim, ne istiyorsun yani? Belanı mı arıyorsun? Ya çok alçaktır münafık. Sürekli kilitler. Sürekli kilitler. Onun için münafık olduğunda müminin sevabı çok yüce oluyor, çok yüksek oluyor. Ama münafık olmadan ne olur? Tamam, daha sakin, meskenetli bir ortam olur. Sevap çok az olur. Münafıkta beyin gelişir, aktivite gelişir, meskenet kalkar, kalplere inşirah gelir, şevk gelir, müminin cesareti artar, gayreti artar, tedbir gücü artar, sanatçı gücü artar, savunma gücü artar, sağlığı sıhhati artar, her şey artar. Münafık mümine gıdadır. Mümin de münafığa zehirdir. Yüzüne bakar, canı yanar. Zenginliğini görür, canı yanar. Ve çöker ama bak canı yanar derken çöker yani. Elbisesini görür, canı yanar. Konuşmalarını görür, canı yanar. İhtişamını, hakimiyetini görür, canı yanar. Hayat ona zehir olur. Acayip acı çeker. İşte Allah diyor ya, öfkenizle ölün. Yani onda yıkıcı, yakıcı, tahrip edici bir etki yapar. Müminde de dinçleşme, gençleşme, güçlenme olur. Tam tersi etki yapar. Bu Allah'ın bir mucizesidir. Hayret edecek bir şeydir bu yani. Bir mucize. Münafık şartçı. Mesela diyor ki eğer ailemle ilgili konu hallolursa savaşa çıkar. Tamam diyorsun. Buyur diyorsun. Bana savaşmayı öğretirseniz savaşa çıkarım diyor. Tamam öğretelim diyorsun ama ahlaksız yani öğren bilmediğini değil biliyor. Ailesiyle ilgili de sorun yok. Sırf alçak ahlaksızlık olsun. Serin havada beni götürürseniz o zaman kabul ederim diyor. Serin havada götürüyorsun. O zaman üşüdüm diyor. Benim ısınmamı sağlarsanız o zaman yaparım. Şartçı ve kilitlemecidir. Tartışma, cedel ve kavga, karışıklık çıkartmak münafığın en temel özelliğidir. Mesela bir ortam, oturuyorsun. Mutlaka karışıklık çıkartmak ister. Mutlaka kavga ve mutlaka cedel çıkartmak ister. Cevap vermek yeterli değil münafığa. Şeytanın etkisinde olduğu için yeni bir konu daha çıkartır. Ona cevap verirsen yeni bir konu daha çıkarır. Ona cevap verirsen yeni bir konu daha çıkar. Yani o şeytanın sonsuzluğa açılan o kirli karanlık dipsiz derinliğinde o gayya kuyusunda o sürekli ilerler. Her yaptığı yeni şart onu gayya kuyusunda biraz daha derine götürür. Her yaptığı ahlaksızlık mümini biraz daha yükseltir. Onun gayya kuyusundaki derinliğe doğru akmasını biraz daha artırır. İtiraz etmek, anarşist ruhlu olmak, sorgulamak, yaygaracı olmak münafığın özelliğidir. Şeytanın özelliğine baktığımızda bunu görüyoruz. Mesela diyor ki Allah'a gayet güzel bir ortam olmuş. Melekleri yaratmış. İnsanları yaratmış. Diyor ki secde et. Tevazunu göster. Adem'e secde. Tevazunu göster. Gayet güzel bir şey. Bir sevgi gösterisinde bulun diyor Allah. Yok diyor. Allah niye diyor? Bak anarşist ruhlu ya itiraz edecek. Çünkü diyor beni ateşten yaratın, onu topraktan yarattı. Bak zırvalama münafığın özelliğidir.
mantıksız, münasebetsiz, ahmakça konuşma. Ateşin de üstünlüğü yok, toprağın da üstünlüğü yok. Takvanın üstünlüğü var. Ne fark eder? Ama ona göre ateş parlak olduğu için o aptal kafasında daha üstün. Ama toprak çok alelade geliyor ona. Münafık da öyle. Yani hep böyle üstün, en üstün, en kaliteli, en gücü olanı kendi olduğuna inanmış. Yani inanmak ister. Pislik olduğunu biliyor da inanmak ister. Onun propagandasını yapar. Bak beni ateşten yarattın diye onunla sükse yapmaya kalkıyor. Ben daha kaliteliyim diyor. Daha büyük. Ama o toprağı beğenmiyor. Münafık da insanları beğenmez. Kalitesiz görür. Sıradan görür. Kendini yüce görür. Her şeyini yüce görür. Aklını, fikrini, ırkını, yaşadığı şehri, köyü, kasabayı, her şeyini. Aklını, fikrini, zekasını olmayan o ahmak kafasıyla kendince bir propaganda unsuru ortaya koyar. Onun için güç yetirdiğini sesiyle ve konuşmasıyla sarsıntıya uğratmaya çalışır. Münafığın özelliği. Ayet diyor ya şeytan Allah'ın onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntı yaratır. Ama bak güç yetirdiklerini. Mümine güç yetiremiyor imanlı olana. Ama zayıf olana güç getirir. Yani münafığın özelliğidir. Yani kendi kafasına çekebilir. Sesinle sarsıntıyorlar, konuşmayla. Atlıların ve yayalarınla onların üstünde yaygarayı kopar. Yani derin devletinde. Atlar ve yayalar dediği asker ve devlet o kastediliyor. Yani hangi devlete sığınıyorsa. Mesela İngilizlerin devleti ise o atlar ve yayalar. Askeri gücü, devlet gücünü sembolize eden bir şey bu. Onlara dayandırarak diyor, yaygara koparır. Yani azar, saldırganlaşır. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol. Yani mal ve çocuklar, yani insanlara hakim olmak, eşyaya hakim olmak. Çeşitli vaatlerde bulun. Mesela münafıklara vaatlerde bulunuyor İngilizlerin devleti. İşte sizi en yüce yere getireceğiz. Başbakanla görüşeceksin. Siyasetçi olacaksın, süper zekasın, senin üstüne yok. Halbuki bak diyor ki Allah şeytan onlara aldatmadan bir şey başka bir şey vaat etmez. Bak şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Bütün ajanlarını, yalakalarını İngilizlerin devleti sonunda ezip helak ediyor. Şeytan en sonunda ayette Rabbimiz bildiriyor. Ben sizi sadece çağırdım, siz de icabet ettiniz. Ben Allah'tan korkarım diyor. Yani tabii bir de dindarlık iddiası da vardır münafığın. Dine zıt olduğu halde kendisini mümin gibi göstertme yeteneği de vardır. Ben size vaatte buldum ama size yalan söyledim. Müslüman mesela eğer dese ki, dense ki mesela haşa Allah razı gelsin. Ha sen ateşten yaratıldın o yüzden sen hakikaten büyüksün dense o çok rahatlar orada. Yani çok rahat. Ama doymaz. Yine bir büyüklük iddiasında daha bulunur. Onun için münafığın büyüklük iddiasının ucu bucağı yoktu ve çok münasebetsiz ve mantıksız zırva iddialarla büyüklüğünün peşinde koşar. Mesela her hizmetini büyüklüğe göre yapar. Mesela bir şey yapmak isterse büyüklüğünü göstermek için yapar. Yaranmak için yapar. Yalakalık Allah rızası için yapmaz. Yani kendine büyük denmesi için yapar. Yüce denmesi için yapar. Bir insanın mesela başka bir insanın başarılı olduğunu söylediğinde münafık buna dayanamaz. Bu ona çok ağır gelir. Yani küfretmiş gibi gelir ona. Bir Müslümanın başarısından bahsedildiğinde o artık etine tuz basmış gibi acayip acı çeker. Kendini yüceltilmesini ister münafık. Hastadır. Bak mesela diyor ki Cenab-ı Allah şeytan Allah'ım şeytan için. Şeytan dedi ki ben bir kuru çamurdan
Bak beğenmiyor, görüyor musun? Yani halkı da böyle beğenmez. Münafıklar. Kuru çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim. Görüyor musun büyüklüğü? Bak önce aşağılıyor kendince. Çamuru küçük görüyor. Balçığı küçük görüyor. Ama ateşi büyük görüyor. Halbuki ateşi de yaratan Allah. Ama o ahmak aklıyla onu üstün görüyor ve büyüklük hissi. Ve zübbece söylüyor, bak dikkat edersen. Bak, ben bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim? Küstah, asi ve şerefsiz bir uslup. Kahpe bir uslup. Halbuki Allah secde edin demesi sevgi göstertin, saygı göstertin anlamında diyor. Münafık saygıdan hoşlanmaz. İtaatten hoşlanmaz. Tamam, o çocuğa bir şey koy, sandalye koy. Lokman suresi 18'de Cenab-ı Allah insanlara yüzünü çevirip, yüzüne bakmayarak, büyüklenme ve böbürlenmiş olarak büyüklenerek yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük tasdiye böbürlenene sevmez. Yani bu münafık ahlakını, şeytani ahlakı Allah sevmez. Otur yavrum. Münafık kendisinin ihtiyaç olduğunu, büyük olduğunu duymak ister. Onun vurgulanması ister. Yani ilk şeytanın yaratılışında olan karakter, münafıkla da şeytani bir karakter olarak mevcuttur. Elan mevcuttur. Onun için çok bilgili olduğunu, her şeyin ona sorulmasını ister münafık. Mesela Kur'an'la ilgili o meşhur münafığı getirdiklerinde, siz diyor Muhammed'e sormayın, bana sorun diyor. Ya Kur'an hakkında sen diyorlar o zaman bir karar ver. Her şeyi bana sorun siz diyor. Yüzünü bir asıyor, ekşitiyor, pis pis bakıyor falan, bir şeyler yapıyor. Sonra diyor ki bu insanların uydurduğu bir kitaptır diyor. Allah'ın yazdığı ve Allah'ın bildirdiği, vahyettiği bir kitap değildir diyor. Cenab-ı Allah onu cehennem zebanileriyle cehenneme atacağını söylüyor ayette. Merkezde olmak ister münafık. Yani her şeyin ondan sorulmasını, asıl yönetici olmasını ister. Yani mesela peygamber de olsa karşısında asıl gücün kendi olmasını ister. Ve asıl bilen olmak ister. Onun için peygamberimize karşı hep böyle üstten, küstah, kahpe bir uslup kullanmıştır münafıklar. Ve hepsi merkezde olmak istemişlerdir. Mesela Samiri de hep her şeyin kendinden sorulmasını ve merkezde olmasını, büyük olmayı istemiştir. Ebu Leheb, Ebu Cehil, Samiri, hep bunlar büyüklük peşindeydi. Mesela Ebu Cehil onu öldürmek üzere köle harbesini kaldırıyor, mızrağını. Dur ey köle diyor. Neden diyor? Beni diyor bir kölenin öldürmesini istemem diyor. Beni diyor bir asilin öldürmesi gerekir diyor. Senin gibi sıradan bir kölenin öldürmesi benim çok ağırıma gider diyor. Sizden diyor, halktan büyük bilinen birisi gelsin o beni öldürsün diyor. Görüyor musun enaniyet? Şeytani azgın. Ölüp gidecek cehenneme. Kölenin öldürmesini çok aşağılayıcı görüyor kendisi için. Tabii o da onu orada katlediyor. Evet. Asla ulaşamayacakları bir büyüklüğe yani. Evet. Irkçı ve bölgeci bir kafası var. Habeşi bir köle diyor. Bu olmaz diyor. Medineli bir insan olması lazım. Veyahut Mekke'nin ileri gelenlerden birisi olması lazım diyor. O olursa olur diyor. Tüccar olacak falan böyle. Tanınmış birisi olacak.
Saat suresi 75'te Allah dedi ki ey iblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi yoksa yüksekte, bak yükseklerde olanlardan mı oldun? Çünkü kendini yüksekte görüyor ve büyük görüyor. Bak Kur'an'da hep münafığın dalıp gitmesinden bahseden ayetler var. Mesela bak yüzünü ekşitti diyor, bir şekle soktu diyor. O şeytani bir transtır münafıkta. Mesela uzun uzun bakar. Ölüm baygınlığı gibi pis pis, böyle iğrenç bir yüzde, lağım gibi bir yüzde uzun uzun bakar. O şeytanın transında. Ama işine geldiğinde yüzünü hemen değiştirir bu kalemun gibi. Tatlı böyle sevecen bir yüzde de bir sokabilir. Yani müthiş oyuncudur münafık. Mesela çirkef, küstah bir sesle konuşacağı gibi, saldırgan, alçak bir üslupla konuşacağı gibi çok halim, çok kibar, saygılı bir üslupla da konuşabilir. İki türlü karakteri vardır münafığın. Mesela peygambere mesela haşa beğenmedikleri için Ebul Kasım'ın yetimine mi diyorlar Kur'an indi? Mekke'nin, Medine'nin büyükleri var, onlara gelsin diyor. Yani zengin insanlar var. Yani neden ona geliyor ki diyorlar. Bölgeci oluyorlar mesela. O bölgelere ait olması gerekir diyorlar. Münafık da öyle bölgecidir, şehircidir. Yani kendi bölgesi, kendi şehri, kendi köyü, kendi kasabasının üstünlüğünü ve kendi şahsının üstünlüğünü iddia eder. Veyahut ırk üstünlüğü. Mesela Anglo-Sakson ırkının üstünlüğü gibi. Öyle şeytani bir kafa. Yani diğer insanları aşağılama, kendini yüceltme üzerine kuruludur münafığın düşüncesi. Münafık ukala bir görüşe sahiptir. Ukala bir dünya görüşüne sahiptir. Her şeyde Müslümanlardan ayrı olmak ister. Yani orijinal olmak. Mesela ne denirse aksini yapmak. Bir şey söylendi hemen aksini söylemek. Zıtlık münafığın temel özelliğidir. Mesela Allah secde edeceksin diyor. İlla ki zıtlık yapacak. İlla ki ukalalık, zübbelik yapacak. Terslik yapacak yani. Hayır diyor. Niye? Beni ateşten yarattın diyor. Ben daha üstünüm. O, onu da çamurdan yarattı. O çamur, yani topraktan yarattı. Onu alelade diyor. İşte münafık ahmaklığını görüyor musun? Halbuki ikisini de yaratan Allah. Ayrıca ateşin üstünlüğü diye bir şey yok. Toprağında sıradanlığı dedi bir şey yok. Ama o münafık kafasına göre öyle. Ukalalık, terslik, cedel, tartışma, zıtlık, her şeye itiraz münafığın temel özelliğidir. Müminde de uysallık, İtaatkarlık, sevecenlik, hoşnutluk, iç huzuru, Allah'a boyun eğicilik en mükemmel şekilde tezahür eder. Güzeller güzeli nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok güzel kızsın. Herkes güzel maşallah hanım arkadaşlarımız. Herkes birbirinden güzel. Birbirinden efendi. Hepsi saygılı, hürmetli. Efendim. Nezi. Mesela bak asi, isyankar hiç kimse yok. Böyle cedelci, kavgacı, küstah, kavga arayan hiçbir insan yok. Ne güzel. Herkes yumuşak başlı, insancıl, hürmetkar. Bayağı güzel. Sizin güzel ahlakınız hep örnek oluyor. Maşallah. Münafa diyeceksin, işte sen çok akıllısın, zekisin, üstünsün. Kutsal bir yerde doğmuşsun. Sen kutsalsın. Senden daha büyük yok. Herkes kötü. Sen en iyisisin. Münafığın aradığı budur. Bunu da Müslüman söylemez tabii. Kim söyler? Onun yalakaları söyler.
Münafık münafığa bunu söyler. Diğer münafık, çünkü bütün münafıkların özelliğinden Müslümanları kötülemek, münafığı yüceltmek. Münafık sisteme göre o en yücesi odur. Ya baktığımızda mesela münafıklara, mesela münafık toplulukların olduğu yerler oluyor. Baktığımızda münafığın münafığı yücelttiğini görüyoruz. Birbirlerini yüceltiyor münafıklar. Müslümanı yüceltmez. Münafığın da kafası başka türlü gitmez zaten. Münafık Müslümanı yüceltirse zaten bir acayiplik vardır. Yapıyorsa ya taktik olarak yapıyordur, içi yanarak yapıyordur. Veyahut o adamda bir acayiplik vardır. Hiç samimi yüceltiyorsa. Münafığın üstüne şeytan çöker. Vücudunu kaplar. Bediüzzaman diyor ki artık o şahıs enekesidir diyor. Şeytanlaşıyor yani. Vücudunu elbise gibi kaplıyor bütün vücudunu. Ondan sonra onu an be an, yani ruhunu iptal edip an be an şeytan yönetir. Onun için bir türlü sakinleşmez münafık. Yani bir anı bile sakin değildir. Hep böyle pislik, melanet arayış içindedir. Mesela Bediüzzaman diyor ki evet diyor bak ene ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken mahiyeti bilinmez. Eğer ona karşı işte mücadele edilmezse tesettür toprağı altına gizlenerek yani kendisini gizleyerek nevşu nüma bulup büyüyüp gelişir. Gittikçe kalınlaşır. Vücudu insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi vücudu insanı yutar. Bütün o insan bütün letaifleriyle yani bütün manevi duygularları adeta ene kesilir diyor. Ene olur diyor. Mektubat 30. sözde. Mesela bak buradaki hanım kardeşlerimizin hepsi çok nurlu. Çok efendiler. Hepsi yumuşak başlı. İnsancılar. Mesela bak küstahlık yapan, ukalalık yapan, züppelik yapan bir insan hiçbir şekilde olmuyor aramızda. Yani öyle bir mikrop karakterli bir insan Müslümanlar arasında bütün Müslümanlar rahatsız olur. Ama mümin topluluğu hep uysal oluyor. Sevecen oluyor. O yüzden cennette çok rahat ediyorlar. Ama oraya bir iblisi soksan cennete bütün cennete halkı rahatsız olur. Çünkü anarşisttir münafık. İnatçıdır, zorbadır, kavgacıdır. Hep zıttır. Zıt insandır. Negatiftir. Allah cehennem ortamında bile birbirleriyle tartıştıklarını söylüyor. Hayrettir mesela bak cehennemde bile ahlaksızlığı adili bitmiyor. Orada da tartışıyor. Orada da ukalala devam ediyor. Orada da zübbeliye devam ediyor. Orada da dalaşma ruhunda. Kavgacı ruhta. Müslümanın övülmesi münafığın çok ağırına gelir. Sadece kendini övülmesini ister. Yani akıl hastalığı derecesinde. Ya delir, cinnet geçirir. Yani şeytan gibi böyle kendini yerden yere atar Müslüman övüldüğünde. Sadece kendi büyüklüğünün vurgulanması ister. Büyük olduğunu vurgular. Halbuki büyük değil, kendisi bir mikroptur. Aşağılık bir mahluktur. Ama bunu anlayamaz. Bir de yapmadığı şeylerle övünmek istiyor. Evet. Yani suni bir görünüm verir. Ve yüce olmak ister. Yani merkezde olmak ister münafık. Yani bir akıl hastalığı münafık. Ama çok şiddet bir akıl hastalığı. Kendisine hiçbir zaman ulaşamayacağı bir büyüklük isteğinden başkası evet. Yoktur.
her şeyde Müslümanlardan ayrılmak istiyor. Müslümanları beğenmediği için yemesi, içmesi, kıyafeti, hedefleri, düşüncesiyle, her şeyle, hayat şekliyle Müslümanlardan farklı olmak ister. Şeytani bir içgüdüyle. Ama ki Müslümanlar ümmet karakteri gösteriyor. Birbirlerine benziyor. Münafık şeytanidir. Yani iyi olan her şeyin zıttı vardır münafıkta. Mesela münafık bir görev istediğinde pislik yapmak için ister. Kargaşa çıkarmak için ister. Yani çünkü bir hareketlenmeye ihtiyacı vardır ki adilik yapabilsin. Onun için münafığı Hazreti Musa pasifize ediyor. Diyor ki sen diyor ömrün boyunca bana dokunma diyeceksin. Pasifize ediyor. Çünkü nereye gitse, ne yapsa ahlaksızlık, alçaklık yapar. Kapımız açık mı? Açalım. Mesela çıkarmayın deyince biz ıslah edicileriz. Kendilerini ıslah edicilerini söylüyorlar. Evet, münafık. Yani dünyayı ıslah edeceğini düşünür. Evet. Kendini dünya yöneticisi olarak görür. Ama nerede pislik adam varsa dikkat edin, onların işbirliği halindedir. Şu an münafığı anlamak daha kolaydı. Eskiden daha zor. Şu anki imkanlarla Cenab-ı Allah münafığı daha kolay anlamamızı sağlıyor. Eskiden imkanlar daha dardı. Onun için Mehdiyet'in imkanı şu an çok geniş. Onun için Mehdiyet'in ahir zamanın geniş imkanları içerisinde oluşacağını söylüyor veriyor zaman. Şimdi dar dairede diyor, Mehdi'nin çıkması mümkün değil. Ahir zamanın geniş hayat dairesinde, geniş imkanlarda zuhur edecektir diyor. Bu sene münafıklığı olacak demiştiniz. Evet. Yeni kitabınızda münafıkların mağlubiyeti, Müslümanların galibiyeti demiştiniz. Evet. Var mı münafık kitabından okuyacağım bir yer? Var hocam. Oku. Münafık sosyal medya hesaplarından Müslümanları takip etmek istemez. Sosyal medya platformlarında kendilerini Müslüman olarak tanıtmaktan titizlikle kaçınan ve hatta bu durumdan ciddi şekilde sıkıntı duyan münafık, bilgisayarını açtığında, internete girdiğinde ya da kendi sosyal medya hesaplarına baktığında asla kendisine Allah'ı hatırlatan ve Kur'an ahlakını anlatan bir bilgi görmek istemez. Ancak münafık, kendini Müslümanlardan biri gibi göstermesi ve dindar olarak tanıtması gerektiğinin de farkındadır. İşte bu zorunluluk, münafığın en tahammül edemediği ve ciddi şekilde öfkelendiği konulardan biridir. Ancak buna rağmen zaruri gördüğü için çevresindeki Müslümanlarla sosyal medya üzerinden takipleşmek ve onların Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlarda yaptıkları arkadaşlık tekliflerini kabul etmek durumundadır. Fakat bu durumun ortaya çıkardığı tablo münafık için daha da içinden çıkılmaz ve tahammülü zor bir durum oluşturur. Çünkü bilindiği gibi Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında arkadaş olarak kabul edilen ya da takip edilen kişilerin tüm paylaşımları ister istemez karşı tarafın ana sayfasında çıkmaktadır. Bu durumda kişi arkadaş listesinde olan ya da takip ettiği herkesin her paylaşımını an an görmek zorunda kalır. Ve Müslümanlar da düzenli olarak İslam'ı ve Kur'an ahlakını tebliğ ettikleri, küfrün ve münafıklığın çarpık felsefesini anlattıkları için münafık sürekli bu paylaşımlarla yüz yüze gelir. İşte bu da münafığı çileden çıkarır. Çünkü bu şartlarda kaçtığı her türlü bilgi onu bulmakta, duymak ya da görmek istemediği her türlü rahmani konuyu istemeden okumak durumunda kalmaktadır. İşte münafığın buna bulduğu akılsızca çözümde takip ettiği ya da arkadaş olduğu Müslümanları yavaş yavaş ve sezdirmeden arkadaşlıktan ve takiplikten çıkarmaktır. Bazen bununla da yetinmez ve öfkesinden dolayı Müslüman kişilerin sayfalarını bloke ederek engeller. Ancak bunun fark edilmesi ve dikkat çekmesi ihtimaline karşı münafığın hazırladığı şeytani bahaneleri vardır. Örneğin internetteki bir sistemin
onun herhangi bir müdahalesi olmaksızın otomatik olarak bu kişileri arkadaşlıktan çıkardığını ya da engellediğini iddia eder. Hatta karşı atak yaparak asıl karşı tarafın kendisini arkadaşlıktan çıkardığını ya da bloke ettiğini iddia ederek kendini savunmaya çalışır. Pratikte böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi teknik açıdan mümkün olmadığı halde bu bahanelerin aksini ispat etme imkanı olmadığı için münafık sinsice eylemini tamamlamış olur. Münafığın arkadaş listesinde Müslümanların olmasını istememesinin bir sebebi de küfürdeki dostlarına Müslümanlardan yana bir kişiymiş gibi görünmek istememesidir. İnsanların acaba bu kişi kimleri takip ediyor diye merak edip baktıklarında kendince inkarcı dostlarına karşı sükse yapabileceği küfrün önde gelenlerinin görülmesini ister. Arkadaş listesindeki Müslümanlarla küfürden olan kişilerin sayısı kıyaslanacak olursa Müslümanların birkaç kişiyi geçmediğinin, çoğunluğu ise inkar edenlerin oluşturduğunun görülmesini hedefler. Müslümanlar elbette ki münafığın tüm bu oyunlarını ve tüm bunlarla nasıl bir sonuç elde etmeye çalıştığını açıkça fark ederler. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, münafığın İslam'ı anlatan paylaşımlar yapmaktan kaçınması, İslam'ın yayılmasını, insanların akın akın Kur'an ahlakına yaklaşmalarını asla engelleyebilecek bir eylem değildir. Münafığın bu durumu kafasını kuma sokmuş deve kuşunun akılsızlığına benzer. Münafık bu oyunlarıyla İslam'ın tebliğini sadece kendisinin görmesini engelleyebilmektedir. Ancak diğer yandan on binlerce insan Müslümanların samimi paylaşımları vesilesiyle küfrün ve münafıkların oyunlarını fark edip İslam ahlakını yaşamaya başlar. Bu hakikaten doğru. Yani adamın sırf Facebook'una baksa adam yahut diğer paylaşım sitelerine baksa münafık karakterini tablo gibi görebilir. Yani bütün karaktersizliğini, oyunlarını, adiliğini, alçaklığını açık açık görebilir. Yani o bir psikolojik test gibi aslında. Hani yapıyorlar ya hastanelerde 550 soruyu soruyorlar. Evet. Adam deli mi, akıllı mı oradan anlıyorlar. Yani o sisteme girildiğinde adamın bütün karakteri, kişiliği çıkar. Yani nelere hassas, hangi pislik adamlarla bağlantılı, hangi karaktersizle bağlantılı, Müslümanlarla nasıl böyle usulen bağlantı kurmak istiyor, hedefi, amacı, kendini nasıl yüceltmek istiyor, hepsi görülür. Ya baktın mı, aklı başında bir insan, yani Kur'an gözüyle baktın mı, bu karaktersizi bütün çıplaklığıyla görebilir. Ya kendini tutamaz, mutlaka bir şey paylaşır demiştiniz. Hayır canım, her şeyine bir tane iki tane değil. Yani o her yerde kendini gösterir. Yani İslam'dan, Kur'an'dan bahsetmek istemez. Yani ona çok ağır gelir, yani çok kızdırır. Küfürle bağlantı çok önemlidir onun için. Onlara yalakalık yapmak, onların hizmetçisi olmak onun için çok önemlidir. Ferhat Özcan, Kürşat Yılmaz, Ragıp, tabi münafığı kurtarmaya çalışmak bir ibadettir. Çünkü çeşit çeşit münafık karakteri oluyor. Mesela yarı münafıktır, tam münafıktır veyahut kalbinde hastalık vardır yahut münafıklığa daha yeni geçiş yapmıştır. Şeytan zeki ama aklı zayıf olan tiplere daha çok musallat olur. Zeki ama aklı zayıf. Aklı başında Müslümanlar böyle hazık bir doktor özeniyle münafığı tedavi etmeye çalışır. İlaçlar Kur'an'dan, Kur'an ayetleridir. Kur'an'dan ayetle münafığın hastalığını teşhis edip nerede zaafı varsa oradan onu tedavi etmeye çalışır. Mesela benim bu kitap tedavi kitabıdır aslında. Yani bir tıp kitabı aynı zamanda. Akıl hastalığına duçar olmuş münafıkları o münafıklıktan kurtarmak için bir tıbbi eser aynı zamanda. İmani bir eser ve tıbbi bir eserdir.
Çünkü Kur'an, Allah ne diyor Kur'an ayetleri için? Bir şifadır diyor Allah. Kalplere şifa. Ayrıca ne diyor şeytan Allah'a sınırım Cenab-ı Allah? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle felah bulur, şifa bulur. Onun için münafık bir hasta olduğuna göre onun tedavisinde Kur'an'la yapılması lazım. Bazen kronik olur münafık. Yani ömür boyu tedavi gerektirir. Tedaviye de cevap vermeyebilir. Ama bazen de tedavi sonucu münafığı hastalıktan kurtarmak mümkün oluyor. Yani tam gerçek münafık olmamış oluyor. Nifak alametler oluyor ama tedavi sonucunda da kurtuluyor. Onun için Kur'an'ın sunduğu ilaçları, Kur'an'da Allah'ın sunduğu ilaçları münafığa sunmak lazım. Hastalığı teşhis edip neyse rahatsızlığı ona göre ilgili ayetleri vermek lazım. Gönüllere şifa olan Kur'an ayeti işte burada kendisini göstertiyor ve hastayı şifaya kavuşturuyor inşallah. İsra suresi 82'de Cenab-ı Allah şeytandan Allah'a sınırım. Kur'an'da müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyor. Bak şifa, hastalığa şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o zalimlere kayıplardan başkasını artırmaz. Yani münafıklara, alçaklara kayıp meydana getiriyor. Daha da azgınlaşıyor, daha da şerir, daha şiddet, daha pislik, daha inatçı, daha kavgacı ve daha zıt olur. Mesela münafık her ortamda Müslümanlara ağzından lağım gibi nefret kusar. Münafığın ağzından sürekli bir lağım akışı vardır. Lağım gibi nefretini ve kinini gıybet şeklinde kusar. Sürekli Müslümanların aleyhindedir. Yani hepsine ayrı ayrı nefretlerini ifade eder. Kinini ifade eder. Ama asıl nefreti haşa Allah'adır ve peygamberidir. Ama onu söyleyemez tabii. Onu söylediğinde münafık hükmünden çıkıp kafir hükmüne gireceği için münafıklığı daha lezzetli bulduğu için, şeytani bir lezzet gördüğü için onu bırakmaz. Onu ancak dostlarıyla gizlice oluşturduğu ortamlarda yapar. Mesela harama helal der. Helale haram der. Allah'ı inkar ettiğini, zübberin, dinsizliğini çok güvendiği münafıkların yanında söyler. Müslümanın yanında söylemez. Her gıybet ettiğinde şeytana daha yaklaşır. Cehennemi daha derinleşir. Her gıybet edilen müminin de yüzü parlar, aydınlanır. Evinde oturduğu halde manevi makamı yükselir. Mesela münafık mümine gıybet ediyor. Münafığın gıybetinde Müslüman haberi olmuyor. Hiçbir şey yapmadığı halde otursa bile manevi makamı yükseliyor. Yani sevabı acayip yükselir. Çünkü münafık battıkça ters orantılı mümin yükseliyor. Allah öyle bir sistem kurmuş. Onun cehennemi derinleştikçe müminin de cenneti yükseliyor. Münafık her Müslümanla mı uğraşıyor? Takva gördükleriyle mi uğraşıyor? En takvadan en az takvaya doğru geliştirir. Yani saldırdığı tipler münafığın en iyi Müslümanlar. O seçer, şeytani yetenekle seçer. Yani münafığa bakıp Müslümanın iyi olduğunu anlayabilirsiniz. Beğendiği kimseler şeytanidir. Kinlendiği kimseler de doğrudur. Mesela bakarsın nerede bir homoseksüel, nerede bir alçak, nerede bir ahlaksız var, nerede İslam düşmanı var, nerede bir derin devlet mensubu, İngiliz derin devlet mensubu var. Mesela bakarsın onlara dost olmuş. Onlara derin bir muhabbet duymuş. Ama müminlere de kahredici bir kin içindedir. Münafık. Ama ayrılmaz da müminden ya. Hayrettir yani bu. Münafıklık lezzeti, şeytani lezzeti küfür lezzetinden daha şiddetli gelir ona. Yani küfürde çünkü azgınlığının çok yüksek olmasını ister. Doğrudan kafir olsa dozunu az buluyor. Ama münafık olarak alçaklık yaptığında onu daha lezzetli bulur. Daha şeytani lezzet bulur onda. Münafık
peygamberi adaletsiz görüyor. Bütün münafıklar peygamberleri adaletsiz görmüşler. Kur'an'a baktığımızda, Tevrat'a baktığımızda, İncil'e baktığımızda hep bunu görüyoruz. Ana iddiaları bu. Ve Müslümanları, peygamberi Müslümanlara söz geçiremeyen zayıf bir topluluk olarak görüyorlar. Zaten birçok ayette de münafıkların bu ifadesi olarak geçiyor bu. Zayıf bir topluluk. Ve kendini çok güçlü görür münafık. Güçlü görmek ister daha Türkçesi. Yani derin devlete kendini dayandırarak. Her devrin derin devletinin yalakasıdır münafık. Her devrin ahlaksız ve alçaklarını o bulur. Yani pislik böceği gibi, pislik böceği nasıl pisliği buluyor? Münafık da gider pisliği bulur. Gider yapışır ona. Mesela asrımızın imkanlarını bunu görmek mümkün oluyor. Hakikaten bakıyoruz. Nerede pislik adam var? O orada. Evet. Evet. Müslümanların sadakatine, vefasına inanmaz münafık. Onun için de geleceğini çok karanlık görür münafık da. Yani geleceğinin dehşet verici olduğunu düşünür. Yani korkular, acılar, ızdıraplar kapıda diye bekler. Müslüman topluluğunun güzel bir geleceği olduğuna inanmaz. Onun için hayatını küfür içinde geçireceğini düşündüğü için bütün yatırımını küfre yapar. Onlara yalakalık yapar. Onlara böyle köpek gibi sırnaşır ve hayatının ileride onlarla geçeceğine dair bir imaj çalışması yapar. Müslümanların ise sonunun kötü olacağına emindir. Halbuki Allah tam tersine çeviriyor. Müslümanların sonu güzel oluyor. Küfrün sonu helak oluyor. Mesela Hud suresi 91'de ey Şuayb dediler. Senin söylediklerinin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Münafık kafası var ya anlamıyor. Hakikaten anlamaz münafık. Zekidir ama çok akılsızdır. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Yani zayıf ne demek? Her an yıkılmaya hazır, ezilmeye hazır, mağlup olmaya hazır bir kişi olarak görüyoruz. Eğer yakın çevren olmasaydı, seni sevenler bak nefret ettiği topluluk oldu işte münafıkların. Gerçekten seni taşa tutar öldürürdüm, öldürürdük diyorlar. Münafıkta öldürme eğilimi var ya, işte mesela şaşırıyor adamı diyor ki ya niye Müslümanları öldürüyor bu adamlar. Münafığın özelliği budur, öldürme özelliği var. Yani öldürme içgüdüsü vardır münafıkta. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin. Kimi üstüme güçlü görüyor? Küfrü. Küfürdeki ahlaksız, alçak arkadaş çevresini üstüme güçlü görüyor. Müminler üstüme güçlü görmez. Halbuki Allah katında üstüme güçlü olan hak olanlardır. Haktan yana olanlardır. Takva olanlardır.